Herkese merhaba. Yarından Hikayeler adlı programımızın ilk bölümü bu. 8. yıl dönümü toplantımızda bahsetmiştik biraz. Ve Emre ile birlikte yapacağımızı da söylemiştik. Beni Açık Bilim takipçileri tanıyor zaten ama Emre bizim için yeni bir yüz. O yüzden kendisine biraz kendisinden bahsetmesini rica edelim. Kimsin abi sen? Bir söyle, insanlar seni tanısın. Eskiden tanışıyoruz da asıl anlatayım. Arkadaşlar merhaba, ben Emre Yorgancıgil. Ben tıp doktoruyum. Artı özellikle Yeditepe Üniversitesi sinir bilim doktorası yapıyorum. Çok heyecan verici bir süreç, heyecan verici bir uğraş benim için. Ve özellikle lise yıllarımdan itibaren, yani 16-17 yaşlarımdan itibaren gelecek üzerine düşünmeyi, 21. yüzyılı anlamaya çalışan bir insanım. Bu gerçekten güzel bir şey benim için. Tevfik'le de yani yaklaşık bu konular üzerinden tanışmıştık biz. Evet, Emre aynı zamanda bilim kurgu yazarı zaten. Başka platformlardan da tanışıyoruz. Kendisinin öykülerine Bilim Kurgu Kulübü'nün sitesinden ulaşabilirsiniz. Yani zaten seninle de o tarz tanışmıştık bilim kurgu üzerine toplantılarda. Şimdi şöyle oldu. Benim aklımda zaten Tevfik'le epey bir süredir konuşuyorduk biz. Sanki bir böyle dernek kuralım, konferanslar düzenleyelim, etkinlik yapalım şeklinde. Sonra maalesef kendimizi belki doğru anlatamadık. Ya da yani insanların uygun zamanla denk gelemedik. Bazı şeyler girdi araya. Yani bu gelecek platformunu tam gerçekleştiremedik. Bir şekilde fütüroloji ile ilgili bir şeyler yapmak istiyorduk yani. Neyse, Açık Bilim kanalında bir program olarak çok güzel oldu, devam güzel edeceğe benziyoruz. Oldu yani. Güzel oldu. Biraz gezeceğiz. Geziyoruz da bu program içerisinde sadece bu stüdyoda konuştuklarımız değil, başka yerlerde, başka türlü etkinliklerde bulunacağız. Bazen insanların görüşünü alacağız. Aslında gelecek hakkında düşünmekle ilgili belki de birkaç şey söylemek lazım. Tabii ki. İster istemez geleceği düşünürken bugünden çok bağımsız düşünemiyoruz. Mesela insanlar 20 yıl sonra yurt dışında yaşamak dedikleri zaman hemen akıllarına mesela 20 yıl sonra Amerika'da olsam ne yapardım diye düşündüğüm an işte Türkiye-Amerika arası bir uçak yolculuğu geliyor. Tabii ki zihnim beni burada ya 20 yıl sonra acaba uçaklar nasıl olacak diye düşünmüyorum. Bugünün uçağı neyse o konsepti düşünüyorum. Ya da 20 yıllık bir mortgage kredisine girdiğim zaman 20 yıl sonra da iyi kötü yine bu tarz bir evde yaşayacağımı düşünüyorum. Halbuki her şey değişiyor değil mi? Mesela artık bugünün evlerinin çoğu balkonsuz. Eskiden balkonsuz ev alan adamla dalga geçerlerdi herhalde. Şimdi kimse balkon istemiyor ya da mutfakla salonlar birleşiyor. Yani bir şekilde konsept değişiyor, ihtiyaç değişiyor. Artık akıllı ev dediğimiz konular var. Internet of Things denen, nesnelerin interneti denen konsept yaklaşıyor. Fakat biz iyi kötü 20 yıl sonraki bir ev düşündüğümüzde hala aklımıza iki oda bir salon bir şey geliyor değil mi? Dört duvarın arasında. Yani gelecekle ilgili düşünüşümüz bugünden çok bağımsız olamıyor. Fakat enteresan bir biçimde mesela 20 sene öncesine gitsek şu yayın imkanı yoktu. Evet, herkesin elinde bir telefon ve herkes aynı anda yayın yapabiliyor. Şu an öyle. Geçmişte hani bırak telefonu zaten mesela arkadaşımızı dışarıya çağırmak için aşağıya gidip aşağıdan bağırırdık yani. Zile basardık. Çok geçmiş. Şimdi benim tevellüt biraz daha bir şey senden. Erken biraz da. Yani çok hızlı değişiyor. Dolayısıyla 20 yıl sonrasını düşünürken bugünün nesneleriyle düşünmek aslında bir anlamda anakronizm. Değil mi? Doğru. Peki o zaman şey ilginç olabilir. Geçmişteki insanlar bugünü nasıl hayal ediyorlardı acaba? Geçmiş derken 19. yüzyılda mı? Baya baya 19. yüzyılda. Sonuç itibariyle şöyle bir gerçek var. Belli bir entelektüalite seviyesinin üzerindeki herkes geleceğe dair bir merak duyuyor. Kesinlikle. Ve bir tahminde bulunma ihtiyacı hissediyor. Aslında fütüroloji dediğimiz şey nedir? Bir şekilde yani işin sözde bilimsel, spekülatif ya da lafolojik kısmına geçiyorum. Reklam kısmına geçelim. Kısmına geçelim. Aslında fütüroloji dediğimiz şey eğer bir disiplinse bu disiplin şudur. Bugünün datalarından yola çıkarak geleceğe dönük, tamam yine spekülatif, geleceğe dönük bir şey spekülatif olur zaten. Ama en azından ayakları yere basan kesinlikle bir tahminde bulunmak. Mesela Moore yasası değil mi? İşlemcilerin belli bir gelişim grafiğine bakıyor. Belli başlı bazı matematiksel varsayımları temel alıyor ve geleceğe yönelik bir şey söylüyor. İşlemcilerin her 1,5 yılda bir kapasitesini 2 arttıracağı ile ilgili ve çok da uzaklaşmadı. Tamam yani bunun dışında gelişmeler oldu ama çok da uzaklaşmadı. Sen ne dersin bu konuda? Ne demek istersin? Yani mesela bilhassa sadece entelektüel kişiler diye sınırlamayalım. Bilhassa bilim kurgu da değil mi? Bilim kurgu şimdi. Yani bilim kurgu çok işlendi. Siz de çok güzel programlar yaptınız bilim kurgu ile ilgili ama yani mesela bilim kurgunun doğuşundan ben bahsetmek istiyorum burada. Tabii. Yani bilim kurgunun özellikle yani literatürden de baktım ben. İlk atası Jules Verne. Yani çocukluğumuzda herkes okumuştur. Yani bize çocuklukta okuturlardı bunları yani.
bu 80 sayfalık kısa Jules Verne kitapları olurdu. Aslında çocuk kitabı değil, çocuk kitabı olarak algılanırdı. Ya çok ilginç bir insan Jules Verne. Jules Verne hukuk eğitimi almış. Hiçbir ne mühendislik ne doğa bilimleri eğitimi yok. Tamamen Paris Ulusal Kütüphane'de saatlerce ansiklopedi okuyarak bilgi birikimini yaratmış ve onun üzerine muhteşem kitapları var. Sanırım 50-55 kitaplık bir serisi var. Olağanüstü Seyahatler isimli. İşte hepinizin bildiği Denizler Altında 20.000 Fersah, Dünyanın Merkezine Yolculuk. Ay'a yolculuk. Ay'a yolculuk. Ya hem dibe gidiyor adam hem göğe gidiyor. Her yeri bir şekilde düşünmüş yani. Ay'a nereden gidiyor? Nereden? 1860 yıllarında Ay'a Florida'dan gidiliyor. Düşünebiliyor musunuz yani? Bu çok yani? Enteresan aslında. Niye? Fransız değil mi Jules Verne? Jules Verne Fransa'da Fransız. Yaşıyor. Yani Avrupa'da yaşıyor. Değil mi? Amerika'ya gidip gelmek gibi bir şey var mı onun bilmiyorum. Yo, Amerika'yı gezmiş, New York'u falan gezmiş. Amerika'nın sanayileşmesinden haberdar ama gene de yani 19. yüzyıllarda Fransa ile İngiltere sanayileşme ve teknoloji açısından Amerika'ya denk ülkelerdi. Ona rağmen hatta daha ileri. Da... Yani 1860'larda Amerikan teknolojisinin Avrupa'dan ileri olduğunu değil, düşünmüyorum. Değil. Hele mühendislikte İngiliz ve İskoçlar bilhassa o dönemde çok... Onlar öncüydü. Sanırım orada silah sanayi üzerine çok gelişmiş olduğu için iç savaş geçmişi de vardı Amerika'nın o yıllarda. Zaten gönderilen bir barutlu bir toptu. Silah sanayisi yapıyor, üretiyordu onu Florida'da. Ama Florida'nın seçilmesi çok manidar. Yani o dönenceye yakın olması, yerleme yakın herhalde, olması. Değil mi? Belki onu da söylemek lazım. Uzaya bir şey fırlatacaksanız ekvatora yakın olmanız avantaj. Çünkü dünyanın çizgisel hızından faydalanmış oluyorsunuz. Çizgisel momentumun yüksek olması arkanı almak açısından. Ama şu da olabilir mesela sanayinin boyutları açısından. Sonuçta yani İngiltere, Fransa kıta Avrupa'sında belli ülkeler. Yani ne kadar sanayileşecekleri, ne kadar gelişecekleri. Jules Verne gibi entelektüel bir insan da az çok tahmin etmiştir. Ama Amerika yani kocaman bir kıtadaki başat güç. Ve yani Jules Verne'in yetişkinlik yıllarında hakikaten Amerika muhteşem bir sanayileşme ve gelişme gösterdi. Hem zihinsel anlamda hem yani teknolojik anlamda belki o potansiyeli yani böyle öncü bir şeyler yapılacaksa 20. yüzyılda Amerika yapmış diye düşünebiliyor yani. Bravo. Çünkü. Eğer onu öngörebildiyse gerçekten muazzam. Tabii şunu düşünmüş olabilir. Kıta Avrupa'sı hep birbirini yedi biliyorsun. Aynen öyle. Her ülkenin çevresinde bir tehdit unsuru var. Amerika aradaki okyanus sayesinde öyle kolay kolay gidip işgal edebileceğiniz bir yer değil. Bu yüzden kaynaklarını sınırsız bilime daha rahat kesinlikle ayırabilir diye düşünmüş olabilir Jules Verne. Tabii bilemiyoruz şimdi onun adına da bir şey söylemeyelim. Enteresandır işte dediğim gibi o tarihte bütün entelektüel insanların geleceğe dönük bazı şeyleri var. Mesela şuradan kendi yazımdan aynen ben örnek alacağım. Güzel bir açık bilim yazım var senin. Ben de çok eski bir açık bilim yazım var. Geçmiş zaman fütürologları diye. Mesela bilirsin o adını gaz fiziğinden biliriz. Boyle kanunları vardır. Robert Boyle. Robert Boyle'un Kraliyet Akademisi'ni keşfettiği bu el yazması notları var. O notlarda bir gün uçulacağı, ortalama ömür beklentisinin uzayacağı, sürekli aydınlık kaynaklarını keşfedileceği çok sürekli enteresan. Aydınlık. Şimdi karanlık insanın en önemli problemlerinden biri aslında o dönemde. Sürekli aydınlık kaynakları derken ışığı kastediyor. Sonuçta şu an işte tabii elimizde elektrik olduğu sürece bir şekilde ışığa erişiyoruz. Ve uyku hapları, antidepresanlar, yapay stimülanlar, tabii o yapay stimülan demiyor da bunlar insanların yorumları. Şeylerin tohumsuz da üretilebilmesi, things diyor orada şeyler. Yapısıyla oynanmış canlılar. GDO. Ki, evet, yani hayır, o dönemde kalıtım keşfedilmediği için yapısı diyor. Yani neyi kastettiği çok enteresan ve hastalıkların uzaktan tedavi edilmesi. Yani ben 17. yüzyılın sonunda oturacağım, geleceği düşünürken ki ben aynı zamanda bilim insanıyım. Yani bu şey gibi bir şey değil. Yunan filozoflarının oturup da bir idealar dünyası aynen tanımlamasından bahsetmiyoruz. Hani bir şekilde doğa bilimci sonuçta. Doğa bilimci ve o zamanki teknolojinin gidişatına bakarak bir takım alanlardaki en uç erişilebilecek noktaları tanımlıyor. Ve neredeyse hepsine haklı çıkmış. Çok enteresan. Ama şu yani da var yani yoruma da açık yani. O sonuçta ayrıntılarıyla yazmıyor. Yani biz sonra bakıyoruz hakikaten Boyle bunu düşünmüş de diyor olabilir. O da ayrı bir tartışma. E tabii şimdi ya da Boyle belki 100 tane salladı. Sadece aynen tutanları aynen internette aynen yazıyoruz. Boyle belki o zaman yoruma çok başka şeyler de söylemişti yani. Evet. Ama hayır bir şekilde sonuçta 17. yüzyılda ama insanın antidepresan, gerçi düşünüyorum şimdi belli başlı otlar var. Aldığın zaman kafa yapıyorsun aynen sonuçta. Aynen yani kafa yapıyor. Diderot da, Denis Diderot, o da Lettre sur le Ovelage à la l'usage de ceux qui voyent diye bir eseri varmış bunun. Orada da bu arada doğal seçilimi Darwin'den çok daha önce doğal seçilimle ilgili bir benzer bir fikir öne sürmüş.
ve bilincin düşünce maddesinden oluşan ve beynin fiziksel olarak oluşturduğu bir materyal olduğuna inanıyor zaten Diderot. Çok güzel. Ve bu yüzden de makinelerin de canlı varlıklar gibi zeka ile donatılabileceğini iddia ediyor. Makinelerin zeka ile donanması, yapay evet. zekanın teorik olarak yani dile getirilmesi. Evet ama tabii burada varsayım yani düşünce maddesi diye bir şey düşündüğü için madem düşünce madde o zaman maddeye zevk yani ederim. O da artık zeki olur falan ruh diye düşünüyorum. Ruh gibi, eter gibi sanki. Evet, evet, evet. Somut bir şeyi yani düşünceyi, zihni odaklamak istiyor. Evet, aslında. Bu da biraz senin dediğine benziyor. Mesela kutsal metinlerde de bir sürü şey söylüyor. Evet. Yani bazısı bugüne uyuyor diyor. Kehanet, bak ta o zamandan biliniyordu falan gibi. Çok yani. Aynen, aynen. Nereden baksan. Ya bunların eminim bazısı tabii daha sağlam, ayakları yere basan atışlar da bazıları tabii biraz tesadüfi olabilir. 18. yüzyıl, biraz daha 19. yüzyıl olsun, biraz daha bir sanayileşme olsun. O zaman yani gittikçe, yani 20. yüzyıla evet. yaklaştıkça kehanetler demeyeyim de artık yani tahminlerin de isabeti artacak tabii. Şimdi o zaman sosyolojinin de doğduğu yıllar aslına bakarsan. Tabii. Yani bir şekilde toplumların nereye gideceği, insan yapısının neye dönüşeceği ile ilgili böyle herkes düşünüyor. İşte o yüzden Condorcet, o meşhur aydınlanma çağı düşünürü, aynı zamanda hem matematikçi ve siyaset bilimci. O da Historical Picture of the Progress of the Human Mind adlı çalışmasında o zaman Malthus'un nüfus planlaması ile ilgili görüşleri var. İşte o Malthus'un görüşlerine öncülük edecek bazı fikirler öne sürüyor. İnsanın sınırlı ömrünün çatışmaların kaynağı olduğunu öne sürüyor ki bu iktisadın temel prensibi. O dönemlerde yükselen bir bilim iktisat. İşte burada Condorcet bilim ve sanattaki gelişmelerin gelecekteki insanı dönüşüme uğratmaya ve beynin yapısal olarak geliştirmeye muktedir olduğunu iddia ediyor. Yani bir şekilde gün gelip insanın beyninin yapısal olarak gelişeceğini iddia ediyor. Yani çok güzel bir yorum da nasıl böyle bir şey yapmış? O ya elindeki veriler neler, elindeki yani düşüncesini yapmak, neden sonuç ilişkisi neler merak ediyorum. Yok doğrusu. Bence neden sonuç ilişkisi yok. Aslına bakarsan işte gün gelip sırtımıza bir antigravitonlu kanat takıp uçacağız falan demeye benziyor biraz ama yani. Netice itibariyle eğlenceli yani. Düşünmesi güzel oluyor biliyor musun? Bugünden yani. Evet, aynen, aynen. Yine Benjamin Franklin, artık kısa geçiyorum, çok uzatmayalım bunları da, ömür uzatma konusunda çok düşünüyor ve insanların böyle belli bir sıvıya yatırılıp orada tekrar uyanık ölmeden uyuyabileceğini düşünüyor bu. Ne diyorduk biz ona? Kriyonik. Sayronik, evet, kriyonik. Kriyonik yapılıyor şu anda. Şu an yapılıyor da nasıl uyandıracağımızı bilmiyoruz ha. En azından korunuyor. Damarlarından kanları çekiyorlar. Aynen. Damarları patlamıyor. Onun çaresi bulunacak dokuları diye. Dokuları korunuyor. Güzel bir seçenek bence evet. gömülmek için. Yani 17-18. yüzyılda, 19. yüzyıla gelmeyeyim artık. Tabii şeyler biraz daha isabetli hale geliyor. Tabii. Sadece isimlerini alalım. Çolkovski var biliyorsun. Evet, uzay asansörü. Evet, hem uzay asansörü hem zaten bu arada onun kendisinin uzay çalışmalarına katkısı büyük. Geliştirdiği roket tasarımlarıyla. İşte bir Vernadsky var, Tesla var. Tesla'nın geleceğe dönük şeyi çok. Haldane var. Bu kişiler neredeyse bugünü öngörebilmiş. Gelecek hakkında isabetli şeyler söyleyebilmiş kişiler. İşte geleceği tahmin etmek zor. Mesela ben bunu daha önce de defalarca söyledim. Hiçbir bilim kurgu yazarı sosyal medyayı öngöremedi. Yani internete dair yorumlar var ama yani... Var ama sosyal medyayı öngördüğünü gördüğüm tek kişi Alvin Toffler. Ama o da yetişti ucundan. Üçüncü dalga kitabında. İşte 80'lerdeki kablo TV sisteminin gelişiminden yola çıkarak yakında tüm insanların yorumlarını birbiriyle, izlediği bir şey hakkında yorumlarını birbiriyle paylaşabileceği anladım, vesaire yorumlar. Gibi bazı öngörüleri var. Burada Toffler'ın. Ben bir sanatçıdan bahsetmek istiyorum. Andy Warhol ne dedi 1960'larda? Herkes bir gün 15 saniyeliğinde meşhur olacak demiş. 15 dakikalı. 15 dakika mı? İyi uzun 15. söylemiş valla. Yani şimdi herkes YouTuber. Siz de biliyorsunuz. Herkesin 15 dakikalık. Yani şu anda dünyada herhalde 15 dakikalık şahsi videosu olan 1 milyon insan vardır değil mi? Vardır. Biz şu an neredeyiz? YouTube'dayız. Olay bitmiştir. Evet. Peki. Sen bana bazı resimler göstermiştin. Tamam. İstiyorsan şimdi onları hem oldu. İzleyicilerimizle aynen, de paylaşalım. Öyle. Kesinlikle. Şimdi Jules Verne'in kitaplarına bakarken bir tane kitabı var Jules Verne'in. İsmi 20. yüzyılda Paris. Bu kitapta muhteşem tahminler var 20. yüzyıldaki Paris'e dair. Mesela daha ortalıkta şeyler yok, arabalar yok. Tam 1863'te yazmış bu kitabı 1960'a anlatırken. Benzin istasyonları var. Elektrik direkleri var, gökdelenler var tahminleri arasında, faks makineleri var, şehir ışıkları var. Manyetik trenleri bile yazmış bu romanda, düşünebiliyor musun? Vay be. Japonya'da var ya manyetik trenler. Jules Verne çok ilginç, zaman yolculuğu yapmış gibi bir adam ya. Jules Verne muhteşem bir insan. İşte Jules Verne'in işte bu kitabından yola çıkarak tabii o yıllardaki Fransa'daki artistlerin de sanatçıların da dikkatini çekmiş bu yazılanlar ve muhteşem İlham eserler üretmişler. Onlara, değil mi? Bir sanatçı var
Jean-Marc Cot. Jean-Marc Cot. Onun bir serisi var. Enlan 2000 şeklinde. 2000'den resimler, 2000'de Fransa şeklinde. Ve bunun güzel bir yaklaşık 87 kartlık. Bunlar kartpostal olmuş, sigara kapağı olmuş. Yani çok böyle sergilerde sergilenmemiş ama Exhibition'da, yani World Exhibition'da da sergilenmiş. Mesela sırayla geçelim. Sırayla geçelim. Bir de şunu söylemek istiyorum Tevfik. Bu 87 kartın dünyada bilinen tek koleksiyonuna kim sahip? Kim? Isaac Asimov. Aa, ciddi misin? Evet. Bu da böyle güzel bir bilgi yani, buna denk geldi. 87 tane 87'sini kart toplamış Isaac Asimov. Vallahi emek bravo. Vermiş. Asimov bu işe gönül vermiş bir insan. Kesinlikle. İşte gördüğünüz gibi ya, çok enteresan. Nerede şimdi o koleksiyon acaba? Yani Asimov'un mirasçılarındadır. Eminim Asimov Vakfı'nda saklanıyordur yani en evet. güzel şekilde. Evet, vallahi muhteşem. Şimdi bu muhteşem resimleri tek izleyicilerimizle tek paylaşalım. Tabii ki. Şimdi ekranınıza geliyor mesela birinci resim. Ne görüyoruz burada? Bir berber görüyoruz. Bu berberde her otomatik. Şey mekanik. Tabii ki elektroniğin keşfedilmediği bir çağ olduğu için biraz steampunk havası aynen var, değil mi? Ama bunlar kollar güzel bence. Fabrikadaki otomasyon kollarına benziyor kollar. Şimdi aslında zaten işte tam o dönemki makina dediğimiz şey bu. Doğru. İşte bak, sağ tarafta bir motor var. Onun şeyi var, kolları var. O motor bunlara basınç verecek. Bu mekanik kollar dönecek. İşte tıraş işleri vesaire onlar yapacak diye. Tabii ki hani bir insanlar burada şunu hayal etmemiştir tabii ki. Orada bir kamera var, aynı zamanda bir feedback alacak makastan makasın konumu. Öyle bir şey kamera değil. Düz makine bunlar. Böyle bir şey mümkün olmadı. Bugün hala berberler elle tıraş ediyor bizi. Tabii. Değil mi? Robot berbere ihtiyaç duymuyor. Evet. Bu arada tarihini tam söyleyecektim. Bu seri 1899'dan 1910'a kadar çizilmiş. Yani 100 yılı geçkin. 110 yıllık bir seri. Birinci bu. Dünya Savaşı'na hemen öncesi. Önce diyoruz, değil mi? İkinci resimde bir savaş zeplini görüyoruz galiba, değil mi? Savaş cihazları var burada. Aynen uçan. Tabii ki henüz daha Wright kardeşler uçağı bulmadılar. Bulmadıkları için kanatlar değil, zeplinle havalanmış bir şey görüyoruz. Adam bunu 10 sene geç çizseydi. Gerçi yukarıda bak kanatlı bir şey var ama gene zepline benziyor, yuvarlak gene. Hem benziyor bir, ikincisi hem de kanatlar daha çok böyle kuş kanadına aynen, benziyor. Biraz böyle doğru, doğadan ilham çok, alarak. Evet. Gerçi hemen altındaki resimde bakın bir posta servisinin, Aerocabs diyor, bir taksi servisinin yine kanatlı hava taksiler. Evet, hava taksiler. Bugün hava taksi diye business jet'e var söylüyoruz. Var ama onlar helikopter değil mi? Ha, business jet. Şehir içi evet. değil. Yalnız çok enteresan. Emin misin bunun 19... Ha doğru, artık Wright kardeşler 1905'te zaten icat kadar. Etmişti. 1910'a kadar. Evet, üstteki resimle alttaki resim tek arasındaki tek en önemli fark. 1910'a kadar çizmiş aynı şey sanatçı. Evet. Hemen yine altında posta aynen. servisini görüyoruz. Posta servisinde kişilere... Bu arada bugün biliyorsunuz Amazon bunu yapıyor. Dronlarla. Nerede yapıyor? Hangi ülkede? Amerika'da. Dronlarla şey teslimatı başladı ya. Başladı ama sanırım çok kısıtlı lokasyonlarda. Evet evet. Ama kısacası hani bir şekilde posta teslimatının, kargo tabii. teslimatının bir şekilde havadan yerdeki evet. hengameye bulaşmadan insanlara hemen balkonundan, terasından verilebileceğiyle ilgili enteresan bir bu öngörü. Öngörü tutmuş diyemeyiz gerçi bunları. Yarın. Onu da son olarak tartışırız da. Sonra bir de temizlik robotu var gördüğün gibi. Temizlik robotla mı geçtik? Evet evet. Çünkü şurada çok tarif edecek bir şey yok bence. Tamam. Tamam, aynen öyle. Temizlik robotu evet, çok evet. güzel. Evet, şurada bir de temizlik robotu var. Bakın sanki burada Jean-Marc Cot bize şunu söyler gibi. Devir ne devri olursa olsun insanın devri geçmeyecek diye. İlla orada bir temizlikçi abla var görüyorsun. Tam kıyafetleriyle klasik. Evet, aslına bakarsan burada kendi bilinciyle hareket eden bir makine yok galiba. Bu bildiğin elektrikli süpürgenin tarifi evet. olmuş sanki. Doğru diyorsun çünkü kablo bağlantısı var. Ve kadın yönlendiriyor, kadın yönlendiriyor. Gördüğün kumandası gibi. Kumandası var, kablo bağlantısı var. Evet, aslında o ilk berber resminde de biliyorsun berber tabii, tabii. oradaydı ve yönlendiriyordu. Burada daha çok makineler insanların kullandığı araçlar olarak yer alıyor. Çok basit çizilmiş aynen şekildeler. Yine bir hava polisi altında evet, aviation polis yazıyor. Hava polisi evet ceza kesiyor hız limitini aşan uçaklara. Uçaklar o sırada havada yalnız hover'da durabiliyor. Bu imkansız yani biraz öngörü. Helikopterli uçak. Aerodinamik şimdi. Olarak. Aa bak helikopter var şimdi. Ha hemen altında ama helikopter var. İşte bu durabilir. Güzel çizmiş bunu. Evet. Advanced Sentinel yine helikopter diyor. Bu Sentinel derken devreye gezen bir gözcüden bahsediyor evet. değil mi?
askeri amaçlı kullanılabileceği ile ilgili daha çok. Bir de yumurtaları civcive çeviren bir makine var burada. O, çok güzel. Yani o kuluçka süresine, yani tavuğun ısısıyla değil, tavuğun yani vücudunla samanlık arasında değil, tamamen böyle bir, yani kasaya benziyor bu. Ya bir de fazla hızlı yapıyor ama sanki. Çok şuradan yumurtayı koyuyorsun, yumurtayı öteki taraftan civciv çıkıyor. Bu daha böyle teknoloji ama yok. Ama güzel bir fikir bence yani. Kasaya yumurta koyuyorsun, civciv çıkıyor. Fikir aslında açısından. Buna şöyle bakmak lazım. Burada gıda üretiminin hızlanacağından bahsediyor şair bize sanki. Şey gibi yani, şu anda mesela tavuk üretme çiftliklerini düşünürsen buna yakın manzaralar var şu andaki tavuk neredeyse çiftliklerinde. Neredeyse toplamdaki hıza, yani üretim verimine bakarsak buna yaklaşılmış. Yani belki şöyle konuşmak lazım. Genel çerçeveye baktığımız zaman Jean-Marc Cotte, bir ulaşım, iki gıda üretimi, üç gündelik hayattaki hizmetlerin üretiminde hep kafa yormuş gibi görünüyor. Ya günlük hayattan bir de ben şunu söylemek istiyorum. İlk bu resimleri gördüğümde, genel ben sanırım bir Bilim Çocuk dergisinde görmüştüm bu resimleri ilk çocukluk yıllarımda. Ve şu dikkatimi çekmişti. 2000 yılından bahsediyor ama yani insanların kıyafetleri, evlerin yapısı, İşte bütün ayrıntılar sokağa dair. 19. yüzyıldan sadece yani senin de yani steampunk diye dediğin o bilim kurdaki steampunk akımına uygun olacak şekilde sadece mekanik, işte buhar temelli teknolojiler gelişmiş. Onun dışında her şey olduğu gibi aynı. Tabii tabii. Bak şimdi şu şeye bir daha bakalım, tavuk şeyine. Yani tavukları anında üretebiliyorsun ama hala çiftliğini bildiğin telle koruyorsun. Telle koruyor. Ev aynı 19. yüzyıl evi. Kadının kıyafetleri. Kadının çarığı. Kıyafetleri öyle ya. Aynen. Bez çarık var ayağında. Aynen. Kendisine korunaklı bir ayakkabı yapamamış insanlar ama civcivleri makineden çıkarabiliyorlar. Şimdi daha enteresan bir şey var. Bakın 3 tane sırayla görüyor şu an izleyicilerimiz. Jean-Marc Cotte sadece havacılık değil, su altında da bir yaşam olacağını düşünmüş. Evet. Bu yüzden su altında, bak 3 tane resim var burada şu ana kadar. İşte bir şekilde insanların su altında da yaşadığı, orayı da bir yaşam alanına çevirdiği, işte su atı benzeri makinalara bindikleri ya da balıkları evcilleştirip onunla yarış yapıyorlar galiba burada, değil mi? Bir yarış yaptıklarını görüyoruz. A Race in the Pacific'miş şeyin adı da. Gördüğün gibi bir şekilde gelecekte insanın su altını da meskun mahal hale getireceğini öngörüyor. Ama bundan epey uzağız. Yani evet. Yani pratikte yanına bile yaklaşamıyoruz. Artık ya böyle bir şey ihtiyaç yok, duymamışız. İhtiyaç böyle bir ihtiyaç yok yani. Yani suyun ya dağlar yapıp üzerinde yaşamak. Yoksa suyun altına tünel yapıyoruz işte sonuçta. 40 kilometre karşıya gidiyoruz yani. İşte ilginçtir. A Well-Trained Orchestra diye çok geleceğe güzel dönük bir resim. Oradaki hiçbir sanatçı yok. Ama orkestra şefi bir şekilde bütün cihazları çalabiliyor. Çalıştırıyor ama komik olan da şu, cihazlar aynı. Yani viola aynı, keman aynı, saksafonlar hepsi tabii aynı. Sadece onları böyle teller, kollar bağlamışlar. Otomatik yani, bu bakış açısı hakikaten farklı yani. Bir yandan çok teknolojik ama bir yandan çok değil, basit. Evet, elektronik yok burada. Yok, tamam, yok. Elektronikle şey ilgili mekanik, bir kafa yok yani. Her şey mekanik, sadece kullanımı kolaylaşmış. Başka hiçbir şey yok. Yine hareketli ev yapmış. Yani karavan. Bence, evet. Çok bir şey yok. Tevfik bak, bu favorim benim. O evet, çocukluğumda gördüğümde favorim. De favorimdi. Ya bu resimdeki her ayrıntıyı yani değerlendirmek istiyorum ben. Şimdi bir tane hoca var. Belli yaşlı başlı. Eski zaman 19. yüzyıl profesörlerinden. İşte bir tane öğrenci ya da şey görevli kitapları alıyor, atıyor makineye. Çeviriyorlar çarka. Sonra insanların kafasında elektrotlar var. O elektrotlardan öğreniyorlar. Yani bu çok güzel. Ya bu fikir çok güzel ama komik olan de kitapları atmak. Kitaplardan sanki böyle kağıt kırpma makinesi gibi bir şey atıyorsun sen. Ha, kitabı öğütüp çocuklara veriyor gibi yani, oluyor da. Ama yani öğütme de şey değil, böyle kulaklarından böyle kağıt sokmak falan değil. Bildiğin yani elektrot. O zaman biliniyor da herhalde. Elektrot mu yoksa onlar kulaklık mı? Ne dersin? Ben elektrot olduğunu düşünüyorum. Çünkü o teller falan. Ben de yani böyle bir kulaklıktan ziyade elektrikli bir tel izlenim uyandırdı o yıllardan. İlk defa bu elektrik elektroniğe dair bir şey gördük bu arada bu resimler ben arasında. Ben öyle düşünüyorum yani. Yine bir ablamız burada mekanik kollar aracılığıyla kendine sadece parmağını oynatarak makyaj yapabiliyor. Güzelliğini, tuvaletini Fransızca konuşursak. Aynen öyle. Tuvaletini sağlıyor bu şekilde. Bir savaş arabası görüyoruz. Battle cars, zırhlı muharebe araçları bunlar. Gördüğümüz yaklaşmış kadarıyla. Yaklaşmış bunlarda da. Birinci Dünya Savaşı'nda oldu böyle şeyler.
Aynen öyle ve tabii ki makinalı tüfek var. İnsan kullanıyor. Oradan kurtulunmuyor. Yine bir uçak resmi. Burada bir bombardıman söz konusu. Yerden fırlayan taşlara bakarsak. Aşağıda da kaçışan insanlar var. Savaş o zamanki insanların hayatının gerçeğiydi. Tabii. Böyle şeyler çizerken hiç gocunmuyorlardı. Yine su altında oynanan bir oyun görüyoruz. Bakın yani su altı ile ilgili Jean-Marc'ın yani bütün öngörüleri biraz çuvallamış gibi görünüyor. Yine su altında bak. Balinayı evcilleştirmişler. Evet, balinalı bir otobüs. Evet. Çok ilginç. Çok enteresan. Var mı özellikle buradan birisi için söyleyeceğim bir tabii şeyler? Zaten bugün bunu hatırlama sebebim, Google'dan bulma sebebim olan resim, öğrenci resmi, sınıf resmi. Yani muhteşem bir resim. Yani ilk çocuklukta gördüğüm zamanda da aklımda kalmış. Yani bakıyorum, çocuklar böyle çok eski kıyafetler giymişler. Bir 19. yüzyıl hocası böyle sakallarıyla. Bir tane adam çark çeviriyor. Bir kitapları atıyor sanki böyle makineye oradan. Ne oluyor artık, taranıyor mu onlar bir şekilde? Yani ilginç ama yani yine anakronik. Düşünsene her şeyi çözmüşsün. İnsanların kafasına kitapları böyle elektrikle aktarıyorsun ama hala o çarkı çevirmek için birine ihtiyaç var yani. Doğru, komik. Bu da enteresan. Evet. Sadece bu arada elektronik içeren yani resim bu galiba değil mi? Jean-Marc Cotet'in çizdikleri arasında. Doğru. Sanki elektrot denebilir. Daha fazlası nerede demiştin? İzleyicilerimiz merak edebilir. Wikipedia Commons'ta. Sanırım bu genel olarak 16-20 tanesi en ünlüler. Sitelerde onlar çıkıyor ama Wikipedia Commons'ta 50'ye yakını var. Toplam zaten 80 parçalık tam koleksiyonun Asimov'da olduğunu söylemiştik. Evet. Yani çok güzel. Yani özellikle şu güzel. Yani 19. yüzyıl insanların yaşam biçimini eğer bizim teknolojimiz konursa ne olur? Öyle bir yani çatışma var. Evet, böyle eklektik bir yapısı var resimlerin. İlginç olur yani, öneririz bütün izleyicilere. Evet. Evet, programımızın sonuna da geldik bu arada. Birinci bölümümüz burada sona ersin. Haftaya gezeceğiz. Değil mi? Güzel yerlere gideceğiz. Nereye gideceğiz haftaya? Perili evet. Köşk'e. Perili Köşk'e gideceğiz. Orada Çağdaş Sanat Müzesi var bir tane. Çağdaş sanatlar gibi oldu değil mi? Konu çağdaş sanat olunca. Contemporary sanat var orada. Orada ilginç eserler var. Emre daha önce gitti. Beni de götürmek istiyor. Muhteşem, ben de gideceğim. Haftaya da size oradan bazı görüntüler paylaşacağız. Bu programı dinamik yapmaya çalışacağız dediğimiz gibi. O zaman hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.